1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere liste kutusundan seçilen sütuna göre verilerin sıralanmasını göstermek istiyorum. Adete göre artan sıralama, fiyata göre artan sıralama, tutara göre artan sıralama vesaire. Bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Gelişmiş bir kullanım bizi bekliyor. Şimdi öncelikle boş bir yere geçelim verilerimiz başka bir yerde. Bu verilerimizi tablo olarak tanımlıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Ekle tablo veya kontrol L tuşlarıyla tablomuzu tanımladık. Tabloya uygun bir isim verelim. Tablo satış Y diyelim. Daha önce satış yapmıştık. Şimdi geliyoruz burada. Öncelikle tabloyu tamam buraya bu komutlarla bu fonksiyonlara getireceğiz. Ancak önce şu sütun başlıklarını seçilmesini yapalım. Çok basit. Veriden veri doğrulamadan, data data veri değişimden liste kutusuyla şöyle başlıkları seçtim. Burası tamam. Bir problem yok. istediğimiz şeyi seçebileceğiz ee, vesaire. Şimdi burada yazacağımız fonksiyonlar Excel'in yeni fonksiyonları. Sırala sort fonksiyonu yazıyorum sırala tamam. E, neyi sıralayacağız? Tabloyu tbl satış y Ye. yeni hazırladım. Onu yaptık. Peki burada ölç hangi sütuna göre sıralanacağı söyleniyor? 1 2 3 4 5 6 yazabileceğiz. Yani buradaki sütun numaralarından 6 7 8 gibi biz onu buradaki seçilenle ilişkilendireceğiz. Dolayısıyla işte kaçıncı e, buradaki alanı belirttik. Tabii neye göre kaçıncı? E, tablo e, şeyine göre e, oradan bulabiliriz. Farklı bir şey yazabiliriz. Tablo yeninin, tablo satış yeninin üst bilgilerinin, merak etmeyin bunu kendisi bize e, sunacak. Evet e, ve mouse'u da alabildik diğer taraftan. Kapatıyoruz. Kaçıncının sıfırı ee, ve e, sıralamanın artan, azalan mı yapılacağı opsiyonu artan dedik, azalan dese Evet, bu şekilde bakınız tutarına göre, adetine göre artan, efendim satış, e, satış elemanına göre.